Merhaba arkadaşlar, bugün Görsel Web Tasarımı isimli kitabın portfolyo ünitesinde sizlerle birlikteyiz. Ee, i̇lk olarak portfolyo nedir ve ne işe yarar sorularını yanıtlayarak e, başlamak istiyorum. Portfolyo temel anlamda bir grafik tasarımcının ya da herhangi bir tasarım ekibinin görsel web tasarımına yönelik en iyi çalışmalarını içeren ve bunu bu çalışmaların içeriklerini, bileşenlerini, işverenlere, yatırımcılara ya da hedef kitleye sunan bütünsel yapılara aslında biz portfolyo tasarımları diyoruz. Portfolyolar profesyonel, pratik uygulamaya dayalı ya da uygulama bağlamında etkin sunum araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında dijital bir koleksiyon olarak da tanımlanabilir portfolyo. Peki portfolyo neden önemlidir? Ee, biz içerik oluşturduğumuzda, yani bir tasarımcı olarak ya da e, profesyonel olarak daha önce o e, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların tanınırlığına yönelik bir e, dijital bir e, içerik e, yapısı oluşturduğumuzda aslında tasarımcı olarak bilinirliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilin bilinirliğimiz birazcık daha yaygınlaşmaya başlıyor. Onun dışında iş başvurularında ya da pratik bağlamda bir takım e, kaynaklar sağlamak adına daha önce yapmış olduğunuz çalışmaların bir takım göstergeler, güven durumları ya da e, erişilebilirlik kolaylığı yaratması bağlamında da portfolyo tasarımları işe koşulabiliyor. Aynı zamanda işveren, ya da sizden talep bekleyen kitle, tasarımcının deneyimlerine ilişkin bir takım fikirlere de sahip olabiliyor portfolyo tasarımları aracılığıyla. Aynı zamanda e, portfolyo tasarımları, e, tasarım içeriklerinin bağlamları çerçevesinde diğer tasarımcılara da fikir verdiği için işbirliğine dayalı çalışmalar için bir referans kaynağı olarak da işe koşulabiliyor. Peki portfolyo ve hedef kitle kavramlarını ilişkilendirdiğimizde karşımıza neler çıkıyor? E, hedef kitle, görsel web tasarımı ya da içerik tasarımının ihtiyaçlarının belirlenmesi bağlamında e, bizim bir takım göstergeler edinmemizi ortaya koyan bir yapı. E, ve bu çerçevede portfolyo tasarımlarının hedef kitlenin görsel e, gereksinimlerini karşılayacak bir takım bileşenlere, bileşenlere sahip olması önem taşıyor. Onun dışında hedef kitleyle ilişkilendirilebilir görsel tasarım öğelerine ne sahip olması da yine portfolyo tasarımının niteliğini arttırıyor. Yani hedef kitlenizin birincil derecede beklentileri neler? Görsel içerik mi, yazılı içerik mi? Video içeriği mi? Yoksa e, hepsinin birlikte işe koşulmasıyla oluşturulan çoklu yapıya dayalı sistemler mi? Bunların oluşturulmasındaki estetik etkenler neler? Ki renk, sembol, ikon, çizim, resim ve benzeri ögeler bunların içerisine giriyor. Bunların her biri aslında hedef kitle beklentilerinin e, karşılanmasına yönelik önlemler olarak sıralanabilecek hmm, sorular. E, bunun dışında hedef kitleye yönelik görsel tasarımların güçlü, zayıf yanlarının belirlenip portfolyo içeriğinin geliştirilmesi de söz konusu olabiliyor. Yani aslında siz portfolyo tasarımıyla daha önce yaptığınız çalışmalara ilişkin aldığınız dönütlere dayalı olarak kişisel tasarım verilerinizi güncelleme ve geliştirme şansına da sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda hedef kitleye sunulan hizmetlerin benzerlikleri, farklılıkları ve hedef kitledeki eğilimlerin belirlenmesiyle portfolyo bileşenlerinin belirlenmesi eş zamanlı olarak işe koşulduğunda aslında portfolyo doğrudan hedef kitleyle ilişkilendirilebilir yapıya kavuşmuş oluyor. Peki portfolyo oluşturmanın e, özellikleri nelerdir? Yani portfolyo nasıl oluşturulabilir? Ve portfolyo oluşturma sürecinde e-ticaret kavramı neden önemlidir? Günümüz içerisinde özellikle elektronik dijital ortam içerisindeki portfolyoların erişim koşullarının e, en önemli nedenlerinden biri e-ticaret olgusuna ilişkin beklentileri karşılamak. Bu çerçevede bir pazar yaratmak, ve hedef kitleyim, içeriye çekmek, hizmet alımını sağlamak gibi bir takım koşulları yaratmak aslında e ticaret bileşenlerini portfolyo tasarımına entegre etmekle sağlanabiliyor. E, uluslararası e, bir takım grafik portfolyo ya da e, portfolyo tasarımına yönelik e, içerik e, yönetim sistemlerinden bahsedebiliyoruz. Bunlarda bir hesap oluşturma, hesap e, yapısına dayalı olarak e, içerik bileşenlerini oluşturma ve bu çerçevede portfolyonun e, ulaşılabilir e, koşullarını oluşturmak gibi e, etkenler söz konusu. Aynı zamanda yine portfolyo tasarımlarında yani hazır ve uluslararası bağlamdaki bir takım sistemler dışında öznel, özel, birazcık daha profesyonel bir tasarım ekibiyle oluşturulabilecek portfolyo tasarımlarından bahsetmek söz konusu. Peki bir portfolyo tasarımı e-ticaret bileşenine sahip olduğunda yani e-ticaret yapısı içerdiğinde bunlar bu yapı ne tür özelliklere sahip olmalı? E-ticaretin yapılabilirliğine ilişkin bütün e olasılıkları, olanakları barındıran bir portfolyo yapısı, e günümüz koşullarında oldukça önem taşımaktadır. Portfolyonun amacı özellikle e-ticaret bağlamında bir ürünü tanıtmak ya da içeriği tanıtmak ya da hizmeti tanıtmak, olanaklıysa bu ürünleri ticari bir değere dönüştürmek kaygısını taşımaktadır. Bu yapıyı oluşturabildiğinde aslında portfolyolar ya da portfolyo tasarımları e, dijital ortam içerisinde e ticaret bileşenlerine sahip oluyor denilebilir. Aynı zamanda tasara, tasarlanan portfolyoların online alışveriş bileşenlerine de sahip olmaları gerekir. Ki bir online alışveriş bileşenleri dediğimiz online e, yapı içerisindeki elektronik mağazalar, payball pay, e, gibi online ödeme sistemleri, alışveriş sepeti, sipariş yönetim sistemi gibi sahip olması gereken bir takım e, içerik bileşenleri aslında online alışveriş yapısını oluşturabilmektedir. Portföy tasarımının ticaret bileşenlerinin en temel özellikleri neler olmalıdır? E, bu da yine portföy tasarımlarının özellikle e ticaret bağlamındaki etkinliğini önemli ölçüde oluşturan bir e, yapıdır. İltişaret amaçlı portfolyo tasarımlarının özellikleri öncelikle portfolyo tasarımının dikkat çekici ve temiz görsel tasarıma sahip olması. Çünkü biz tasarım yapısı içerisinde ne kadar sade ne kadar anlaşılır bir içerikle hedef kitleye ulaşmaya çalışırsak amacımıza ulaşmak daha etkili hale gelebilir. Aynı zamanda portfolyo tasarımlarında elektronik ve dijital bağlamıyla söylüyorum özelleştirilebilir arayüz ve ürün seçeneklerinin olması yani e, bir takım filtreler, bir takım erişim koşulları, ürüne yönelik e, tercihlerin ortaya konulması gibi bir takım etkileşim özellikleri portfolyonun daha etkili bir şekilde işe koşulmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda entegre alışveriş sepet uygulamaları yani her ortam, her koşul, her cihazdan ulaşılabilir seçeneklere sahip olmak. Elektronik mağaza oluşturma sisi seçenekleri ve bu mağaza bağlamında elektronik mağaza bağlamında hedef kitlenin rahat kullanabileceği koşulları sağlamak. Yine online ödeme sistemlerinin rahat bir şekilde entegre edilebilmesi ve bu bağlamda güvenli bir yapının oluşturulabilirliğine ilişkin sistem sistematik bir güven ortamı sunması yine elektronik ticaret bağlamına dayalı vergi bölgelerinin kontrolü ya da sevkiyat sistemi ile ilgili yapıyı sunabilir olması ve siparişin takip edilebileceğine yönelik bir yönetim sistemi sunması aslında portfolyo tasarımında e ticaret bileşenlerinin en önemli göstergeleridir. Bu koşulları sağladığı takdirde portfolyo tasarımları e-ticaret bileşenleri bağlamında önemli niteliğe sahip olmaktadır denilebilir. Ee, yine kitabınız içerisinde portfolyo tasarımına ilişkin e, bir takım içerik yönetim sistemleri ya da online e, daha uluslararası bağlamda içerik oluşturabileceğiniz bir takım yapıların örneklerini görebilirsiniz. Bunlardan en e, temelleri Behance Portfolio sitesi, Adobe Portfolio ölçeklenebilir arayüz siteleri olacaktır. E, den bahsedilebilir. Bunların dışında elbette ki daha farklı içerik yönetim sistemleri ya da işte arayüz oluşturma yapılarından bahsedebiliriz. Bu yapılarda az önce bahsettiğimiz etkenlere dayalı olarak içerik oluşturduğumuz takdirde elektronik ortama bağlı bir pazar payı oluşturmak ve bu çerçevede ürünlerin talep yönelik bir içerik yapısı oluşturmak olanaklı hale gelecektir. Evet, Portfolyo e, ünitesi içerisinde genel çerçevede portfolyo nedir, ne işe yarar ve elektronik e, ticaret bağlamında, e, ticaret bağlamında portfolyo nasıl işe koşulur konularına değindik. E, keyifli izlemeler diliyorum. Teşekkürler.